Evet arkadaşlar, aslında depom tam olarak bir hafta önce boşalmıştı ama bu videoyu çekmek için depoyu hiç fullemedim. O yüzden hep beraber gidip hem depoyu fulleyeceğiz, hem fiyatlar nasıl, yakıt nasıl alınıyor onu hep beraber göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi 16 mil diyor en fazla gidebileceğim. Birazdan yakıt işareti çıkar zaten, yakıt koyun diye. Evet, şu an gördüğünüz gibi depoyu doldur diyor. Arkadaşlar, şu an Türkiye'deki yakıt artışı fiyatlarını yani hayretle izliyorum. Şu an bir depoyu doldurmak herhalde, hani en az yakan aracı düşünelim işte 1.6 motor diyelim veya 1 motor diyelim. Herhalde minimum vereceğiniz para 1000 TL ve bu harbiden çok çok yüksek bir para. Şimdi arkadaşlar, ofise doğru gidiyorum, yakıt alacağım yere doğru. Türkiye'deki gündemi de takip ediyoruz elbette ve gerçekten son artışlar çok fahiş. Yani düşünsenize, 1.0-1.6 motorlu büyüklüğünde bir aracınız var ve bir depoyu fullemek minimum 1000 TL. Yani ben buradan şeye gideceğim haftaya, Kaliforniya'ya. 2850 mil yapıyor. Yani nereden baksanız 3500-4000 km yapıyor ortalama, tam hesaplayamadım şu an ama hesapladım. Gitsem herhalde 4 defa 5 defa depoyu fulleyeceğim. Bu da 200-250 dolar yapacak ortalama. Yani burada şu an fiyatlar yükseliyor, yakıt fiyatları. Hani bir tık geçen seneye göre, aslında bir tık değil, geçen seneye göre neredeyse %100 daha pahalı. 2 katı. Ama gene de deponu fulleyebiliyorsun yani. Hani yine pahalı değil aslında. Yani Türkiye'den gelen birisi Amerikalı'ya göre pahalıdır. Ama Türkiye'den gelen benim gibi insanlara göre ucuz yani. Çünkü Türkiye'den gelmesin ve Türkiye'deki fiyatları biliyorsun. Dolayısıyla sana pahalı gelmiyor gene de. Zaten şu an size göstereceğim hani fiyatlar nasıl, ne kadar, nasıl alıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an petrol ofisine geldim. Bakalım şu an fiyatlar nasıl. Evet arkadaşlar, şöyle bir mekanizma var. Burada regular var, burada plus var, burada premium var. Bu en ucuzu. Yani normal yakıt. Bu en iyisi, hani koşulsuz dediğimiz. Burada ikisinin ortası. Şimdi regular dedikleri şu anki fiyatı 3.99. Yani bir 10 gün önce 3.30'a falan, 3.20'ye, 3.30'a, 3'e alıyordum. Şu an 3.99 olmuş. Yani burada da pahalanmış. Şurada plus var, 4.39. Ve şurada premium var. 3.99 yazıyor ama yanlış, yani sıkıntı var burada. Yani Plus'tan daha pahalı olması gerekiyor. Bir sonrakine bir bakayım. Yani şu yakındakine bakalım. Herhalde o makinede bir sıkıntı var. Aynen. Bakın burada 3.99 regular, 4.39 Plus ve premium 4.69. Yani galonu, bu galonun fiyatı, bir galon da ortalama 63-70 litre yapıyor. Şimdi arkadaşlar, ne olur ne olmaz bir arkadakine gideyim diyecektim. Çünkü bu yanlış yani, şimdi bizden fazla para çeker falan filan. Bir tam geri gideceğim. Adamın biri çekti arabayı. Şu soldakine bakayım. Evet arkadaşlar, önce kartı koyun diyor. Önce kartı koyacağız burada. Bu şekilde. Şu an işlemi alıyor. Şu an kart, kredi kartı mı, debit mi onu soruyor. Debit diyoruz, yani banka kartı. Şifreyi istiyor, onu göstermeyelim bence. Aynen, şöyle girelim. Bir saniye diyor arkadaşımız. Kartı çek diyor, çektik. Şimdi diyor ki lift handle alıyor. Şimdi bu, şurada bir tane var, bu dizel. Araç dizelse sadece bunu alıyorsunuz. Dizelin de fiyatı, yani galon fiyatı şurada 4.59. Tabi biz en ucuzunu alacağız, regular. Şöyle alacağız bunu şuradan. Şu deliğe sokacağız arkadaşlar, şu şekilde. Şuna basacağız. Şimdi onu koyduktan sonra herhangi birine basıyorsunuz. En ucuzuna basacağım.
Bakın şu ikisi kayboldu fiyat. Sadece bunun fiyatı var. Ve şu an basıyorum pompayı. Şu an dolduruyor. Şöyle göstereceğim size biraz. Aydınlık vuruyor tam. Fiyat görünmüyor ama şöyle. Şurada galon. Şurada fiyat var. Şu an 2 galon. 3 galon. Yani 12 litre ortalama. Şimdi arkadaşlar burada pompacı yok. Amerika'nın herhangi bir yerinde. Aslında birkaç tane state'de varmış. Eyalette varmış pompacı. Yani sen doldurmuyorsun. Pompacı dolduruyor ama neredeyse çoğunda pompacı diye bir şey yok. Kendi yakıtını kendin alıyorsun. Ola ki kartını kabul etmedi. Nakit vermek istiyorsun. O zaman içeriden alıyorsun. Ki içeriden nakit aldığın zaman bir 10 kuruş, 15 kuruş daha ucuza alabiliyorsun yakıtı. Öyle bir durum var. Bir de benim aracın motoru 2.5. Şu an 40 dolar oldu. 10 galon aldık. Ya bu ülkede genelde kimse 10 dolarlık 20 dolarlık almıyor. Hani herkes depoyu doldurup öyle gidiyor. Şu an burada ortalama fiyat 4 dolar olmuş. Yüksek ihtimalle Kaliforniya'da yani 5-5.5 o civarda bir şey olmuştur. Çünkü yakıtın en pahalı olduğu yer Kaliforniya. Şu an 56 dolar olduk. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 1 dolar bayağı fark ediyor. Çünkü geçen bir 10 gün önce 3.30-3.20'ye doldurabiliyordum. Dolayısıyla depoyu 50'ye fulluyordum. Şu an 18 dolar fark var ortalama. Şu an depoyu doldurdum arkadaşlar. Depo boştu neredeyse. 17 galon koydum. Ortalama 3.78 yapıyor bir galon. Yani ortalama 65 litre yapıyor. Biz 65 litreyi 68'e aldık. Litresi 1 dolar işte birkaç kuruşa falan denk geliyor. Şu an yakıtımızı aldık. Emotional damage. Bunu yerine geri sokun. Üstüme de döktüm var ya. Takılı kalmış yemin ediyorum. Bakın şöyle. Hem üstüme döktüm. Hem yere döktüm. Allah belanızı versin ya. Böyle bazen bozuk pompalar çıkabiliyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Allah kahretsin. Dur arkadaşlar bunu dolduracağım. Yarabbim ya. Arkadaşlar depoyu doldurduk. Şu an göstereceğim. 406 mile gidebilirsin diyor. 406.1.6 yaparsak da 650 kilometre yapar. Yani ben 68 dolarla 650 kilometre gidebiliyorum yani bir depoyla. Şimdi arkadaşlar size fiyatları göstermek istedim. Ortalama fiyatları. Tabii Amerika'nın her yerinde aynı fiyatlar yok. Her yerde fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Ama birbirine yakın en pahalı yerde Kaliforniya. Eğer Florida'da şu an 4 dolara geldiyse fiyatlar muhtemelen Kaliforniya'da 5.5-5.60-5.70 civarı bir şeydir. Hani bu yine yüksek aslında Amerika için. Çünkü geçen sene geldiğimde, geçen sene değil bir önceki sene ben depoyu yani galonunu 1.5'a alıyordum. 1.5'a 1.60'a alıyordum. Yani 4 litreyi 1.60'a alıyordum. Şu an 4 olmuş. Yani bu harbiden yüksek. 50'ye ortalama 50-55 45 o civarı depoyu doldurabiliyordum 4-5 ay öncesine kadar. Şu an 68 dolar verdim yani bir depoya. Gene de deponu doldurabiliyorsun. Arabanla gezebiliyorsun. Ben arabayı aldım abi garaja koyacağım. Niye? Çünkü yakıt alamıyorum. Garaja dursun demiyorsun. Alıyorsun hani elbette yüksek ama alabiliyorsun. Şimdi Türkiye'deki fiyatları gördüm. Bir tane arkadaş video atmış Instagram'a. Arabası da ortada. Bir tane Kia Forte mi öyle bir şey. Motor da muhtemelen 1.5-1.6 falandır. Adam depoyu 1000 TL'ye doldurdu. 1000 TL'ye. Yani gerçekten çok yüksek ve çok fahiş. Yani ben sadece çektim. Ben bir şey demek istemiyorum. Siz izleyin, siz karar verin. Siz eşleştirin. Ne diyeyim, diyecek bir şeyim yok. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.